Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok naziksiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Başlıyor. Özkan Tulum geliyor. Merhaba. Buyurun. Evet. Özkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Şu an iyiyim galiba. Denizcilikle mi ilgileniyorsunuz? Evet. Anlaşıldığı üzere kıyafetimden de. Normalde biyoloji mezunuyum. 19 Mayıs Samsun Üniversitesi. Yüksek lisans yaptıktan sonra orada gördüğüm hayvanları deniz altında yakından görmek genellikle istedim. Orada ben entomoloğum normalde. Entomoloji yani böcek bilimcisiyim. Öyle mi? Evet. Böcek koleksiyonları ve böcekler üzerine araştırma. Kaç milyon çeşit böcek var efendim? Çok milyon çeşit böcek var şu anda. Yani tür anlamında sorarsanız ve canlı sayısı olarak sorarsanız yani milyonları geçkin böcek türü var ama tam şeyini şu anda özellikle ilgilendiğiniz özellikle böcek ilgilendiğim türleri Delta Cephalina'nın çok ama çok ama çok küçük küçük yani şöyle diyeyim ben size bir pipetle çekilebilecek kadar yok, küçük onu öyle çekmeyelim ya. Yok, bir aleti var onun. Süzgeçli bir aleti var. Bir pipetle çekilebilecek kadar küçük böceklerle çalıştım yüksek lisans dönemimde. Yüksek lisans dönemimde şansıma Şiraziye Eminens adında bir tane yeni kayıt bulduk. Hocamla beraber çalışırken. Yeni kayıttan kastınız? Yeni kayıttan daha kastım. Daha önce keşfedilmemiş bir böcek. Daha önceden keşfedilmiş ama Türkiye'de ilk defa bulunan. Daha önceden 19 Siz mi buldunuz ilk defa? Aynen. Öyle bir şansım vardı. Güzel bir yüksek lisans dönemi geçirdim. Fakat ilk okuldan itibaren deniz aşığı bir insan olduğum için yüksek lisansı yaptığımın ertesi günü kaptanlığa soyundum. Kötü bir şey diyeceksin sandım. Ertesi günü kaptanlığa soyundum. 6 saat civarında bir karar aşamasından sonra ben dedim ki evet ben bu işi yapacağım artık. Evet. Böceklerle uğraşmak zor bir şey olsa gerek. Öyle başınıza böceklerle enteresan uğraşmak bir olay zor geldi evet. mi? Bir yüksek lisans döneminden daha önceden evet bir sene öncesine kadar bir gezi turunda Trabzon'da bir seminer vardı. O seminere 19 Mayıs Üniversitesi olarak davet edildik. Hatta konuklardan bir tanesi arkadaşım da oradaydı. Şu anda arka tarafımda. Ve orada Sümele Mağarası'na çıkarken bir yılan bulmuş arkadaşlar. Diğer öğrenci arkadaşlar ve arkadaşlar o yılanla oynarken bayağı bir kızdırmışlar. O yılan bu yılan mı? O yılan bu yılan. Sonra? Sonra ben yüksek lisansta öğrencisi olmak istediğim bir hocaya bu yılanı götürmek için tabiri caizse yağ yakmak için bu yılanı yakalamak istedim. Tabii yağ öyle yakılmıyor dedi yılan. Yağ böyle yakılır dercesine. O sinirli Soktu yılana mu? Tabii o sinirli yılanı ben arkadaşlar dedim çekilin. Ben o yılanı yakalayacağım dedim ve şansım şuydu. Bu bana özgüven verdi ama yanlış bir özgüven verdi. O hafta zehirli yılanlar ve zehirsiz yılanlar arasındaki farkı öğrenmiştik dersimizde. Ben gittim o yılanı görür görmez kuyruğundan tuttum. Ve yılan sinirli Zehirsiz olduğu için olduğunu mu düşündün? Zehirsiz olduğunu düşündüm. Çünkü kuyruğun yapısını göremedim ben. Çünkü bir zehirli yılanın kuyruğunun yapısı gelir kalından inceye, için mi inceye göremedin? Evet görmedim. Ve birden kesilir. Ama zehirsiz yılansa çoğunlukla kalından inceye doğru azalarak gider. Ben o sırada o hevesle tuttuğum için yılanı, yılanın da kafası taşın arasında olduğu için ve harbiden soğukkanlı hayvanlar deniliyor ya, cidden o elim buz kesildi diyebilirim. Yılanı çektikçe Yılan fobisi olan bir adama bunları yılan anlatıyor olmanın. Kafasını taşın arasında sokuyor. Ben yılanı çekiyorum. Sonra o daha da sokuyor ve ben yılanı en sonunda var gücümle çektim ve taştan çıktı. Ne zaman taştan çıktı yılanın kafasını gördüm. Zehirli yılanlarda şu özellik de vardır. Kafaları genellikle üçgendir. Ve
Yılanın o kadarını ben de biliyorum. Evet, yılanın hem zehir dişlerini, hem kafa yapısını gördüm, hem göz şeklini gördüm ve o anda kaynar sular başımdan aşağı indi çünkü zehirli yılan. Zehirli yılanı bırakmak istedim. Karın bölgesi yere değdiği andan itibaren 15 metrelik uçurumun tam kenarındaydım ben. Olay kaç saniye içinde gerçekleşti? Bunların böyle anlatıyorum uzun uzadıya ama bir dakika sürmedi bu anlattığım olaylar. Bir dakika uzun bir zaman yine yani. Aynen tutuyorum çekiyorum aynen. Ben daha uzun anlatmış olabilirim kusura bakmayın. Bir dakika uzun bir zaman. Evet ve uçurumun kenarında ayağım olduğu için diğer elimi de tuttuğum için uçurumdaki ayağımı hareket ettiremedim. Çünkü 15 metrelik bir uçurum var ve baş parmağımın üst köşesinden iki dişini geçirdi. Fakat geçirirken ayakkabım siyah bir ayakkabıydı ve ayakkabının üstü olduğu gibi ve tek bir ayakkabımın üstü olduğu gibi bembeyazdı zehir. Zehrin çoğunu havada bana gelirken boşalttığı için o sinirle iki dişinden sadece bir tanesini geçirdiği için o sırada yine arka koltukta oturan arkadaşım biz o zamanlar demek ki çok Türk filmi etkisinde kaldığımız için hemen neşter. Devamını hemen, biraz da ondan dinleyelim. Tabii buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Heyecanla dinliyoruz. Biz iyi değiliz şu anda. Sonra ne oldu? Sonra ya ben onu gördüğümde o tırmanış güzergahındaydım. Yanına gittiğimde hani kıpırdama falan dedim ona ama cüzdanından neşteri çıkarttı. İşte kes burayı falan diye. Dedim şimdi burayı kesemem hani birazcık çünkü şey bir yerdeyiz. Sümele Manastırı merkeze uzak bir yer. Hani damarını falan keseriz sorun olur diye düşündük. Sonra şey yaka kartım falan vardı. Hani zehir vücuda yayılmasın diye işte kolunu daha sonra işte buradan kemerli falan bağladık. Apar topar hastaneye götürmeye çalıştık. Yani çıkmak için bir yarım saat uğraşmıştık. İnmek için işte araç falan bulmamız gerekti. Oradan Maçka Devlet Hastanesi'ne falan gittik. Oradan Trabzon'a. Bir 9 saat yoğun bakımda falan kaldı. Bayağı korkuttu bizi. Bayağı komalık oldun. Aynen yoğun bakımdaydın. Geçmiş olsun. Ve evet çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ama pişman mıyım? Bir daha olsa bir daha yılanın bir daha bu sefer kuyruğundan tutmadan bakarım. Ve hocam şunu demişti bana. Çünkü seminer devam ediyordu. Ve benim kolum yoğun bakımdan çıktıktan sonra bu kolumun 4 katını düşünün. Şu sandalyeye koyduğumda sandalyenin izini alıyordu. Yani ne koyuyorsanız mesela parmağınızı bastırdığınızda ödem olduğu için suyu elimle içebilirsiniz, kolunuza içebilirsiniz. Çünkü bildiğiniz direkt çöküyordu. Ve seminerde yurt dışındaki hocalardan bize geçmiş olsun mesajları, tebrikleri falan geldi. Tekrar Samsun'a... Doktoranı aldın mı sonra? Ve başka hocamla çalıştım. Sonra ne yaptın? Diğer hocamla çalıştım. Yani o yılanı götürmek istediğim hocamla değil. Diğer buradan kendilerine selam olsun Ünal Zeybekoğlu hocamla çalıştım. Daha sonra güzel bir yani, yüksek lisans seminerine geçti. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet. Çok sağ olun. Pekala. Siz de biraz sohbet edelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Gülden ismim. Özkan'ın kız arkadaşıyım. Ona destek olmak için geldim. Hoş geldiniz. Umarım ekran başında olduğu gibi kolay olur sorular onun için. Güveniyorum ona. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu şahane hikayeden sonra Özkan Bey başlayalım mı ister misiniz? Tabii ne demek. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Yarışma başlıyor. Yağmurun yavaşça yağması anlamında kullanılan ifade hangisidir? A. Şiselemek. B. Şapırdamak. C. Vızıldamak. D. Gıcırdamak. A. Şiselemek son kararım. İkinci soruyla devam ediyoruz efendim. Evet. Çok soğuk içeceklerin 32 dişenini çaldırdığı söylenir. A. Bas gitar. B. Obua. C. Kuyruklu piyano. D. Keman. Erken olacak ama seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Pekala sevgili seyirciler, çok soğuk içeceklerin 32 dişe ne çaldırdığı söylenir. A. Bas gitar. B. Obua. C. Kuyruklu piyano. D. Keman. Süreniz 10 saniye.
Seyircilerin %73'ü D şıkkı keman demiş. Evet. Seyircime güveniyorum ve çok teşekkür ediyorum. Şimdiden D keman son karar. Çok sağ olun. Tebrikler. Bin lira kazandın. İlk aşamayı geçtin. Çok sağ ol. Ne tarafta kaptanlık yapıyorsun? Ne tarafta kaptanlık yapıyorum? Çok güzel bir yer. Buradaki herkesi ama herkesi bekliyoruz oraya da. Aydın, Kuşadası, Güzelçamlı beldemizde, mahallemizde küçük güzel bir limanımız var. Küçük bir tatil beldemiz var. Görmeye değer. Orada kaptanlık yapıyorum. Tekne turu, günlük. Hepimizi alır mı tekne? 113 kişilik teknemiz. Günübirlikçiler olarak. Günübirlikçiler olarak. Gerekirse 5 defa da taşırım. Koy yine de taşırım. Ama. Evet, teknemiz bu. Güzel efendim. Sırada. Üçüncü evet. Soru var. 2000 lira değerinde geliyor. Halk arasında kullanılan sözde Mart ayı için kazma kürek yaktırır denmeden önce hangisi söylenir? A. Pencereden sarkıtır. B. Kapıdan baktırır. C. Damdan düşürür. D. Çatıdan izletir. Her zaman diyordum ekran başında da bu kadar basit sorulara niye düşünüyorlar ama yine biliyorum. B. Kapıdan baktırır. Son kararım. Teşekkürler, sağ olun. Zaman var, emin olmak istedin. Aynen. Zamanını aynen. Kullandın. İyi yaptın. Sırada 3000 lira değerindeki dördüncü sorumuz var efendim. Hemen geliyor. Kumaşında daire şeklinde benekler bulunan elbiseler için hangi ifade kullanılır? A. Petit kareli. Vallahi. B. Ekoseli. C. Puantiyeli. D. Hareli. C. Puantiyeli son kararlı. Çok sağ olun. Buradan kazanacağın parayla ne yapmayı planlıyorsun? Buradan kazanacağım parayla... Öncelikle kaç lira kazanmayı planlıyorsun? Murat Bey, buradan inanın 1000 lirayla ayrılsam dahi mutlu olarak ayrılacağım. Sonunda mutlu olmayı planlıyorum ve mutlu olarak ayrılacağımı düşünüyorum. Burada hedefim benim aslında rahat rahat sizle sohbet ederek süresiz bir soruya bir defa dahi cevap verebilsem o beni... bile benim için kâfi. Yani 7. soruya kadar başta gelmek istiyorum. Ondan sonra bir soru dahi göreyim. Sizle muhabbet edeyim. Süresiz. O benim için kâfi şu anda. Sonra da müsaadenizi isteyeyim. Sonra da müsaadenizi de isteyebilirim. O ayrı bir şey. Yok, bırakmayız. Sadece... Bırakmaz mısınız? Bırakmayız. Daha 125 binlik soruyu göreceğiz. Buraya gelmeden önce şöyle bir şey vardı. Mülakatlara girdik. Çok zorlu. Birçok kişinin arasından geldik buraya. Ve şeye... yakın çevrem ve sevdiklerimin haberi oldu bu işten, buraya geleceğimden. Ve kimse mülakatları kazanıp yarışmaya kabul edileceğimi düşünmedi. Ben de dahil olmak üzere, onlara kızmıyorum da. Ve iki kişi dışında, abim Afyon'da, Sandıklı'da öğretmen, sınıf öğretmeni. Çok kitap okur. Bu aralarda işte teknolojiden uzak köy yerinde. Ve bizden kitap istemişti, ablamdan ve benden. Ben de kitap gönderdim ona. Daha sonra dedim abi böyle böyle ben yarışmaya katılacağım. Bir isteğim, bir arzum var mı benden? Bana kitap gönder dedi. Ben de ona şey demiştim. Evet. Abin. Abim. Sol üst solda köşede. Üst köşede. Ablam. Benim güzel ailem. Babam ve annem. Ve abim. Sonra? Sonra abime dedim ki söz sana istediğin kadar kitap ve sınıfına bir tane kütüphane benden. Evden çıkarken yeğenime sordum. Benden dedim bir şey istiyor musun? O da çilekli sakız istedi. Yani burada çok paralar kazanmamı gerektirecek bir şeyler yok. Her halükarda ben de o insanlarda mutlu olacak. İnşallah efendim. Sırada 5. sorumuz var. 5000 lira değerinde geliyor. Bulmacada bir nota diye soruluyor ve hiçbir harfini bulmaya gerek duymadan doğru cevaplayabiliyorsanız cevap kısmında kaç kutucuk var demektir?
A1, B2, C3, D4. %50 yarı yarı joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Pekala. Çok iki yapalım. Tane yanlış cevabı eliyoruz efendim. A1, C3. Çok az süren kaldı. 4 saniye mi? A, son kararım. Bütün notalar iki harflidir. Evet. Do, re, mi, fa, sol. Onu onsaydım ben de içimden. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sadece üç harflidir. Sol. Do, re, mi, fa, sol. Evet, doğru. Hayırlısı olsun. Evet. Çok sağ olun. Olsun. Çok sağ olun. Bin liran hayırlı uğurlu olsun. Seni çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun. Gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii, bir saniye arkadaşlar, çok özür dilerim. Ben buraya, evet, ödül kazanmak ikinci plandaydı benim için ama... aslında büyük ödül almak için kız arkadaşımı buraya davet edebilir miyim? Sadece bir süreliğine. Anlamadım. Kız arkadaşımı sadece buraya davet etmek istiyorum, izniniz olursa tabii. Tabii, buyurun, buyurun. Hanımefendi, buyurun lütfen. Siz de böyle gelin o zaman, madem. Şu anda saçmalayacağım büyük ihtimalle, biliyorum. Kesinlikle saçmalayacağım. Çalıştım ama çalıştığım gibi de olmayacak hiçbir şey. Bugüne kadar kimsenin sahip olamayacağı dünyanın en değerli ödülünü almam için, buradan bu şekilde çıkmam için sana şu anda bir soru soracağım. Ve bu soruya doğru cevap verebilmen için de sınırsız saniyedeki süren şu anda başladı. Benim evimin için. Son kararım mı diye sor istersen. Son kararım mı? Tebrikler. Çok sağ olun. Tebrikler. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Peki. İster bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.